Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Adım Hayrettin Kömür, 1969 Erzurum doğumluyum. İlk ve orta öğretim eğitimimi Erzurum'da tamamladıktan sonra İzmir'e göç ettik. Lise eğitimimi İzmir'de tamamladım. Üniversiteyi tekrar Erzurum'a döndüm. Üniversite Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdim. Daha sonra bu sektöre girdik ve uzun yıllardır bu sektörde ülkemize ve bulunduğumuz şehre hizmet etmeye gayret ediyoruz. Evet, bölgenizdeki insanlar çok şanslı. Çok güzel bir konsept oluşturmuşsunuz. Öncelikle tebrik ediyoruz sizleri. Teşekkür ederiz. Tabii ki merak ediyoruz, hizmetlerimiz nelerdir, kuruluş hikayemiz muhakkak vardır. Tabii. Dinlemek isteriz. 1989 yılında Servet Kılıç Başkanlığı'nda kurulan Kılıçoğlu, faaliyet alanı Erzurum iken daha sonraki yıllarda büyüme trendine girip büyüme hızını arttırarak devam ettirdi. Bölgede 11 tane şubesi olan, İstanbul ve Ankara'da, Bursa'da dondurma satış depoları olan büyük çaplı bir firma haline dönüştü. Arzen dondurmaları, Pado dondurma, Kılıçoğlu, bunlar hepsi tek el altında büyüyerek sektörde en iyi olma yolunda hızla hareket etmekte. Güzel. Tabii ki buraya gelen misafirlerimiz burada ne gibi lezzetler tadabilecekler? Biraz mutfağımızdan bahsedelim. Evet. Misafirlerimiz buraya geldikleri zaman yemekle, çorbayla başlayıp tatlıya varıncaya kadar, içeceklerin çeşitlerine varıncaya kadar her şeyi burada tadabiliyorlar. Burada bizim sunduğumuz tatların %99'u doğal ürünlerle yapılmış ürünler. Masamızda birazı evet, var diyelim. Evet. Bunların tamamı doğal ürünlerle yapılmıştır. Mesela salepten örnek verelim. Evet. Salep bildiğiniz doğal saleptir. Biz bunları köylülere dağlarda toplattırıp kendi sulu değirmenimizde işledikten sonra mutfağımıza alıp salep üretiyoruz. Yani yapay saleple insanlara salep sunmuyoruz. Evet, zaten kokusu basit, buraya kadar geliyor. Evet, en gayet basit güzel, bir evet, örnek buydu. Kesinlikle. Diğer ürünlerde gördüğünüz gibi hepsi doğal ürünler. Portakal suyu, karışık meyve suyumuz, miximiz, diğer ürünlerimiz tamamen doğal ve insan sağlığına zararlı olmayan. Şöyle görüyoruz da evet, hem göze hitap ediyoruz hem mideye hitap ediyoruz galiba. Görselliğe de çok önem vermişiz. Evet, bizim için önemli olan birinci derecedeki şey insan sağlığı. Evet. Bunun için de önemli olan gözüne ve gönlüne hitap edebilmektir. Bizim konseptimizi zaten incelemişsinizdir. Tabii. Sivas'ta böyle bir mekanın olması Sivas açısından da bir kazançtır. Çok biz de böyle bir şeyi buraya kazandırdığımız için mutluyuz. Misafirlerimizin bize gösterdikleri ilgiden de birçok memnunuz. Ve biz sosyal hayatın içerisinde de firma olarak yer almaya gayret eden bir firmayız. İşte özel günlerimizde biz özel etkinliklere katılarak firmamızın ismiyle şehrimize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Şehrimizin ismini ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz. Tabii bunun için işte örnek verecek olursak, polis haftası geldiğinde biz Sivas'ta kaç tane polis karakolu varsa o karakolların hepsine kendi hazırladığımız özel pastalarımızı ikram olarak gönderiyoruz. Güzel. Öğretmenler gününde Sivas'ta kaç okul varsa, 135'in üstünde okul vardı, biz bu okulların tamamına öğretmenler gününde kendi hazırladığımız pastalarımızı ikram olarak gönderiyoruz öğretmenlerimiz için. Çünkü biz şöyle bir mantaliteye sahibiz. Bize bir harf öğretenin 40 yıl kölesi oluruz diyen bir nesilden geliyoruz. Kesinlikle. Biz dolayısıyla çam sakızı çoban armağanı diye düşünerek saygılarımızı biz de böyle bir şey yapıyoruz öğretmenlerimize. Evet. Tabii ki biz biraz daha işin mutfağına değinelim. Çünkü evet, bu masada gördüğümüz her şey size ait. Her şey. İşin mutfağındasınız, üretimindesiniz. Biraz evet, üretimden bahsedelim. Özellikle üretim esnasında nelere dikkat ediyoruz? Dışarıdan aldığımız malzeme olsun. Evet. Değil mi? Biz burada gördüğünüz her şeyi kendimiz üretiyoruz. Evet. Dışarıdan aldığımız hiçbir şey yok bizim. Sadece ham madde olarak aldığımız ürünleri biz özellikle menşeine dikkat ederek, doğal olan ürünleri tercih ederek kendi mutfağımızda ve imalathanemizde bunları kullanıyoruz. Dolayısıyla biz insanlara sunmadan önce, misafirlerimize sunmadan önce bunların hepsi bizim denetimimizden geçtikten sonra
mutfağımızdan çıkar ve misafirlerimize öyle sunulur. Biz imalatımızı yapabilmek için de 5000 metrekare olan bir arazi üzerine 1000 metrekare kapalı bir alanda ciddi manada üretim yapmaktayız. Bu 50'nin üstünde insan burada istihdam etmekteyiz. İstihdam açısından da baktığınızda ciddi bir istihdamımız var bizim. Ve bu da şehrimize ciddi bir katkı demektir. Bunun ötesinde biz misafirlerimizin buraya geldikleri zaman arayabildikleri, arayabilecekleri ne varsa tüm her şeyi sunmaya gayret ediyoruz. Bunun için de işte bir Pegasoft yazılımla çözüm ortaklığı gerçekleştirerek Pega Gurme adı altında bir menü geliştirdik. Evet, şimdi işi mutfağından geçtikten sonra bu güzel ürünler olduktan sonra tezgahlarımıza yerleşiyor. Dışarıdan misafirlerimiz geliyor ve tabii ki burada sipariş vermek istedikleri zaman tabii ki artık teknolojinin nimetlerinden de faydalanıyoruz, değil mi? Teknolojinin nimetlerinden biz en üst seviyede faydalanmaya gayret ediyoruz. Evet. İlk intiba menüyle başlar diyorum ben. Kesinlikle. Çünkü artık biz bilişim çağındayız. Dolayısıyla kağıtlara, ağaçlara işte zarar vererek kağıt yapıp ondan menü oluşturmadan çok da memnun değiliz. Dolayısıyla biz böyle bir şey geliştirdik. Buradan, Pegasoft yazılımla. Buradan açıyoruz menümüzü, masamızı Pega gösterelim. Pega Gurme adı altında bir menü oluşturduk biz. Bu bütün menüde seçenekler. Tüm seçenekler var ve bu seçenekler de sadece sizin görmenizle değil, buradan kendiniz de siparişinizi verip siparişinizin onaylanmasını sağlayabiliyorsunuz. Fiyatını görebiliyorsunuz, kaç kalori olduğunu görebiliyorsunuz. Soğuk içeceklere girdik burada. Evet, fiyatını her şey görebiliyorsunuz. Mevcut. Ekle deniliyor, adet de girebiliyoruz. Adet de girebiliyorsunuz. Buradan bir adet girdik. Bir adet giriyorsunuz. Evet. Bunu girdiğiniz zaman siparişinizi onayladığınızda bu ilgili bölüme düşer ve orada arkadaşımız bunun hazırlığını yapar. Evet, biz deneme amaçlı yaptık tabii ki, arkadaşımız getirmesin bunu bize. Evet, gayet güzel bir şekilde burada kaç kalori ürün aldığınızı da görebiliyorsunuz zaten. İngilizce ve Rusça olarak da bunun menünün açılımı var. Gelen turistlere de hizmet edebiliyoruz dolayısıyla bununla. Bunun ötesinde biz firma olarak büyüme hızını üst düzeyde tutan bir firma olduğumuzu belirtmiştim. Tabii bunları biz yaparken bizim yönetim kurulu başkanımız Murat Kılıç ve Mesut Kılıç kardeşlerin de çok büyük katkıları ve emekleri var bu işin içinde. Biz önü açık olan ve büyümeye hevesi olan, büyüme hızı çok üst seviyede olan bir firmayız. Evet. Dolayısıyla biz misafirlerimizin de buradan memnuniyet derecelerini üst düzeye çıkarabilmek için bu menüde, hazırladığımız menüde şikayet formu bölümü oluşturduk. Orada öneri ve şikayetlerini misafirlerimiz anında yazıyorlar ve anında ilgili birime düşüyor ve müdahale edilebiliyor. Yani bir gün sonraya ya da birkaç dakika sonraya değil, aynı saniyesinde ilgili arkadaşa düşüyor ve ilgili arkadaş da ilgili masaya, ilgili misafirle gidip ilgilenme. Müşteri memnuniyeti burada tamamen ön planda. Kesinlikle müşteri memnuniyeti bizim için zaten olmazsa olmazlardan birisi. Şimdi tabii ki ekran başındaki izleyicilerimiz de aslında birazdan görecekler. Şu anda piyano eşliğinde röportaj yapıyoruz. Evet. Buradaki misafirlerimiz de kahvelerini yudumlayabiliyorlar. Evet. Böyle bir canlı bir hizmetimiz de var. Şimdi bizim hizmetlerimiz dedim ya, yani sınırı yok. Evet. Biz burada misafirlerimizin bir müzik eşliğinde tatlısını, yemeğini, çayını, kahvesini içmelerini sağlayabilmek için piyano koyduk kafemize. Türkiye'de sayılı yerlerden bir tanesidir bu. Ve bu hocamız da kendisi doçenttir. Üniversitede aynı zamanda hoca. Haftanın 3 günü kırmadı bizi, geldi ve burada piyano dinletisi yapıyor. Aynı zamanda biz cumartesi ve pazar günleri de açık büfe kahvaltımız var. Orada da müzik eşliğinde insanlar kahvaltılarını yapıyorlar. Orada da yine keman dinletisi rahat vesaire. Rahat bir ortamda. Evet. Evet. Gayet güzel. Hizmetini en iyi alabildiği yere insanların gittiğini gördüğümüz için biz de hizmette bu tür farklılaşmalara gittik ve böyle şeyler yapmaya başladık. Sivas'ta veya Ankara'dan bu tarafa zaten hiçbir yerde yok böyle bir şey. Evet. Yani şöyle diyelim, hem göze hitap ediyoruz
Hem mideye hitap ediyoruz, evet, hem de cebe hitap ediyoruz. Fiyatlarımız da o kadar uygun. Fiyatlarımız çok çok uygun. Kesinlikle. Burada sıradan bir kafenin sattığı fiyatların çok üstünde değiliz biz. Hatta onlarla eşit olduğumuzu da söyleyebiliriz. Fakat dışarıda insanlar şunu düşünüyor. Çok şaşalı ve güzel bir mekan. Acaba fiyatlar da onun gibi mi diye düşünüyorlar. Ama öyle bir şey yok. Fiyatlar herkesin cebine hitap eder düzeyde. Tadı ve lezzeti de herkese hitap edebilecek düzeyde. Güzel. Yani baktığımız kadarıyla burada kilolu olmak dert değil. Hiç dert değil. Diyet ürünlerimiz de var. Diyet ürünlerimiz de var. Bizim diyabetik hastalara dönük ürünlerimiz de. Şeker hastası olabilirsiniz. Tabii. Problem yok. Baklavayı çok rahatlıkla yiyebilirsiniz. Evet, sütlacı çok rahatlıkla yiyebilirsiniz. Diyabetik ürünler de biz burada üretiyoruz. Dondurmamızda da diyet ürünlerimiz var. Dondurmada da aynı şekilde. Biz dondurmada Türkiye'de kendi alanında 3. büyük fabrikası olan bir firmayız. İstanbul'da 1000'in üstünde noktada satış noktamız var. Bursa'da yine öyle. Ve Diyarbakır, Doğu Anadolu'nun tamamı, biz bunların hepsine dondurma satışını yapıyoruz ve Türkiye'de ciddi rakamlara ulaşan bir dondurma üretimi yapmaktayız. Yani diyorsunuz ki biz bu lezzeti yapıyoruz, bu kaliteyi yakalıyoruz ama bunu herkesle paylaşıyoruz. Herkesle paylaşmaya gayret ediyoruz. Evet. Amacımız daha çok insana ulaşmak, daha çok misafiri ağırlamak. Peki sizin bu konsepti başka yerlerde de görebilecek miyiz yoksa özellikle Sivas'a mı gelmemiz gerekiyor? Hayır, biz diğer illerde de şubeleşme yönüne gidiyoruz. Franchise veriyoruz. Bize ulaşırlarsa arkadaşlarımız. O zaman biraz şartlarından bahsedelim. Şartları çok basit. Evet. Sadece biz bu işin yapılabileceği alanları bulan arkadaşlarımız bize ulaştıkları zaman biz orada kendisinin de para kazanabileceğine ihtimal verdiğimiz yerlerde franchise bölge veriyoruz. Bölge önemli tabii ki. Bölge çok önemli. Nokta, bulunduğu nokta çok önemli. Bizim için işin maddi boyutu çok önemli değil. Markamıza katkı yapabilecek ve kendisi de para kazanabilecek bir noktada bu işi yapmak istiyorsa bize ulaşırlar. Biz gerekli desteği ve yardımı yaparız arkadaşlarımız. Güzel. Tabii ki kapıdan içeri girdik. Burada bir hijyen fark ettik. Burada evet, bir temizlik fark ettik. Yani bu da çok önemli. Sonuçta gıda işi yapıyoruz değil mi? Evet. Biz Türkiye'de belki de sayılı HACCP belgesine sahip olan firmalardan bir tanesiyiz. Evet. Biz sadece burada temizlikle alakalı olarak günde 2 tane personel çalıştırıyoruz. Sadece işi arkadaşlarımızın temizliği yapmak. Bunun dışında hiçbir iş yapmazlar. Sabah başlarlar, gece kapanıncaya kadar burada temizlik devam eder. Ve mümkün mertebe hijyen kurallarına dikkat ederek. İşte imalathanemizdeki gıda mühendisi arkadaşımızın da denetimi altında tüm bu üretimler gerçekleşiyor. Ve orada da arkadaşlar üretimi yapmaya geçmeden önce bulundukları ortamı tamamen dezenfekte ettikten sonra üretime başlıyorlar. Dezenfekte edilmeden asla üretim yapılmıyor bizim. Tabii merak ediyorduk biz de açıkçası üretim esnasında dikkat ettikleriniz nelerdir, hani noktalar nelerdir. Önemli olan tabii ki hijyen. Birinci derecede gelen şey hijyendir. Fakat hijyenlik bir ortamda üretim yaparken de ürünlerinizin de doğal olması gerekiyor. Tabii. Biz bir dondurmayı üretirken işte salebi doğal salep olarak alıp kendi sulu değirmenimizde işledikten sonra yapıyoruz. Bir salep gibi. Dondurma da aynı şekilde üretimi yapılıyor. Diğer tüm ürünlerde işte bir baklavayı yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bizim? İşte bunun içerisinde kullandığımız buğday Türkiye'nin en iyi buğdayı olması gerekiyor. Fıstık en iyi, evet, fıstık olması gerekiyor. Dediğim gibi biz bunları üretirken hiçbir maddi kaygı taşımadan üretiyoruz. Nedeni de şudur. Dediğim gibi bizim amacımız, hedefimiz para değil, markamız ve insanlarımızın sağlığı. Evet, yani sağlığa önem veriyoruz. Sonuçta gıda işi yapıyoruz. Çoluk çocuklar da yiyor bunu. Biraz daha dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Yani, biraz daha değil de en üst düzeyde dikkat edilmesi, evet, gereken şey budur bence. Kesinlikle. Bir de tabii ki maalesef kafe sektörü olduğu zaman herkes yapmaya çalışabiliyor. Evet. Yapmaya çalışabiliyor yalnız. Ama bence biraz daha
sizin gibi tecrübeli, hani gerçekten bu işi, üretimini de yapabilecek, evet, kendinden de bir şeyler katabilecek insanlar yaparsa bence daha da güzel olacaktır diye düşünüyoruz. Bu iş çok farklı bir iş. Kesinlikle. Bu işi bilmeden yapan insanların da çok, evet, başarısız olduklarını ve insanlara zarar verebilecek düzeye gittiklerini görüyoruz. Çünkü sadece ticari boyutundan bakılıyor. Evet, biz dediğim, evet, gibi yani ticari boyutuna bakmıyoruz artık bu işin. Evet. Çünkü bu bizim ana işimiz. Yani bu işlerde çünkü bazı insanlar ikinci işi olarak bu, evet, işe bakıyor ve yapmaya çalışıyor. Ama siz markalaşmak için. Biz markalaşmak ve markamızı büyütmek, Türkiye'de insanlara bu lezzetleri sunmak adına, evet, hareket ediyoruz. Peki özel günlerimizi burada kutlayabiliyor muyuz? Özel organizasyonlarımız var elbette, mı? Elbette, elbette. Doğum günleri, yaş günleri, işte iki gün önce daha burada gerçekleştirilmiş olan bir evlilik teklifi organizasyonumuz var. Süper. Bu tür organizasyonlar. Özel günlere de tanıklık ediyorsunuz. Kesinlikle. Ve bizim şöyle bir farkımız daha var. Biz burada gelip doğum günü veya özel gününü kutlayan arkadaşlarımızın anında o anını görüntüleyip, evet, ve bunu ölümsüzleştirmek adına kendi oluşturduğumuz bir hediyelik bir şeyimiz var. Fotoğraf albümümüz var. Oraya albümleyip insanlara sunuyoruz. Ücretsiz olarak bu hizmetleri de veriyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden ediyorum dolayı ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sivas'ın da güzelliklerini görüntülediğiniz için ben de sizlere teşekkür ediyorum.